Ee, ne oldu? Bak. Sağ içi yedek kulübesi. Yani o T alan. Hakime yönelik aşağılayıcı hareket dedi Hüdalız. Tolerans gösterilmeyecek kartla cezalandırılacak. Hatta dedi yani şeyse çıkarın dedi kırmızıyı gösterin. Kendinizi ezdirmeyin. Güzel. Oralarda öyle dedi. Ha orada böyle zıplıyorlar falan ya kenarda. Bu yeni kural değil ki. İşte... Ama bu kural diyor, vardı uygulanmıyordu. Kalkıyordu ya insanlar dörder beşer evet. kişi. Kalkamaz diye bir Abi, kişi. eskiden de öyleydi ya. Eskiden de bu kural vardı. Artık, uygulanmıyordu. Artık adamın yani hakemlere yapacaksın kardeşim diye. Ha tamam. Bu vardı yani bu yeni değil onu söyleyeyim ha. Böyle söylemişler. <laughs> bu uzunmuşlar. yeni değil. Bu vardı. Evet. Uygulanmıyordu. Vardı da var olup hani göz ardı tamam. edilen kurallar var Bu doğru. Ya, evet. E, elle oynamalarda... Yani eğer planjon yapıp topu böyle planjonla karşılamıyorsan bu, bu yeni bir işte. Yani Değişen bu. el melva artık sarı kart yok. Bu doğru. Niye biliyor musun? Diyelim ki ikinci sarılara falan kırmızıya gidiyor. Diyelim ki ceza alanına girdin, topa vurdum. Top senin geldi koluna. Senin kolunda böyle açık. Ha. Tam kaleye girerken sen çıkarttın. Orada kırmızı olması şey. Ama ileri açık çarptı sarı veriliyordu. E şimdi zaten hem penaltı veriyorsun bir de sarı bence fazla. Bunu doğru yapmışlar. Evet evet. Net. Çünkü eğer sen ya, çok bariz bir şekilde kend, oyunun kuralının dışında, oyunun doğal akışının dışında kaleci gibi mesela topa hop bir şey yapıyorsan, yani golü engellersen, anladığın kadarıyla golü engellersen. Ama o da çok bariz, bilmeden falan olursa i̇şte yine İşte golü ya. engellersen bunu doğru yapmışlar bak net. Dolayısıyla öyle ortada yok. 50 oynadı. Sarı, marı evet. falan yok artık. Ee, takım arkadaşının eline gelirse ihlal sayılmayacak topu savunmacı uzaklaştırıyor ya topu. Takım arkadaşının eline geldi. E, tamam. Onda da ihlal yok ceza sahasında da olsa tamam. doğru. kendi arkadaşından gelen topta Mantık penaltı doğru. falan yok. Penaltı vuruşları sırasında ihlal yapan oyuncularla ilgili var hakemi daha önce Hani gel izle falan diyordu ya vardı evet. ki. Artık direkt var söyleyecek. Yani e, direkt olarak hakeme e, ofsayetlerde olduğu gibi. Yani hakem gidip bakmayacak. Diyecek ki böyle böyle oldu. Uygula diyecek. Şimdi burada bir dur hocam. Bugün bugün şey. Bugün oldu herhalde. zaten bu sanki. Yok yok. Bugün, bugün, bugün olmadı değil mi? Söylemedi hocam, doğru. Herhalde bugün mü? Dün mü ne? Şey maçını seyrettim hocam. Kadınlar Japonya. He. İsveç herhalde. Japan Bazı maçların... Evet. Hocam çok güzel bir uygulama. Hocam bar çağırıyor. Hı -hı. Hakem gidiyor. Bakıyor. Bakıyor. Sonra ağzında mikrofon stat hoparlörlerine bağlı. Ha, o deneme. Açıklamayı yapıyor. Evet. Onu, şundan 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 bütün dolayı. Bütün böyle. O her altı deneme. vereceğim diyor ve veriyor. Evet o çok bir, güzel deneme, bir olay ona bakıyorlar cümleleri falan çok güzel kuruyor yapacaklar çok güzel bir olay bakalım o bir deneme şimdi bir de gol sevinçlerinde eğer çok uzarsa dedi e, Hüdalıs buna çok uzarsa yani 30 saniye bir sevinç olur da dedi uzatıyorsun oraya gidiyorsun buraya gidiyorsun bir 1-1.5 bir bunu da ekleyebilecek artık hakem dedi yani 30 saniyeyi anladık da dedi Bir iki dakika sevinç nedir dedi o da eklenebilir dedi başka bunu da, var mı? bu kadar hocam bak şimdi sana o zaman başka bir şey söyleyeceğim. Bu hakeme tepkiler, mekler o şeyler falan oralarda artık müsaaha yok. Çok ekstra sarı kırmızı kart çıkar oradan bak. İnşallah yaparlar. Şimdi olur. sana başka bir şey söyleyeceğim. Gözlemcilere diyorlar ki kardeşim biliyorsun sağda bir gözlemci var. Bir de şeyde gözlemci var. Evde. Televizyonda gözlemci var. Televizyondaki gözlemci bir saat zarfında raporunu yollayacak. Maçtaki gözlemci 3 saat zarfında yollayacak. Evet. Evrakları. Bir tek dördüncü hakem 4. hakem ona evdekine şeyi bildirecek. Kartları filan bildirecek. Tabii Ama orada. ve lakin. İçeride de bir şey oluyor. Amma ve Federasyon diyor ki kardeşim kesinlikle ama kesinlikle bunu gözlemci söyle. İki gözlemci konuşmayacak. Kesinlikle. Bu biraz geçen seneden sonra. İyi güzel. Güzel İyi, bir şey. şey. İyi, bir İyi şey güzel yaptılar. güzel. Geçen sene bir rezillik oldu. Bir rezillik oldu. Ve iş ay yuka çıktı. Sonra da Erol Ersoy denen hakemin kellesini uçurdular. Doğru yapanın kellesini uçurdular. Yanlış yapan, yanlış yapan İsmet Arzuman bu sene gözlemciliğe devam ediyor. Bak şimdi bak. Hmm. Ve bu hafta maçların birinde gözlemci. Ya Fener maçında ya Galatasaray'a bilmiyorum. Bir maçta gözlemciymiş. E nasıl oluyor abi? Bak bunlar yüzünden hakemleri ikaz ediyorlar. Bu işi yanlış yapan İsmet Arzuman gözlemciyle devam Belki ediyor. De bir dakika, bir dakika, bir dakika. O, ona ya İsmet Arzuman'ın torpili çok fazla. ha Şimdi oraya bir çizgi daha çekeceğim. İsmet Arzuman'ın çok fazla darımı. Ya kardeşim bu İsmet Arzuman hakemliği bıraktıktan sonra üç tane kulüpten menajerlik yaptı. Ender, üç tane kulüpte menajerlik yapan bir eski hakem, gözlemci olamaz arkadaşa. Bunu Futbol Federasyonu Başkanı'na söyleyeceksin, o atlayabilir. O diyecek ki komite başkanına, bu adamı çıkarın diyecek. Bu adamı çıkarmazsan başınıza iş alırsınız. Çünkü ortalık bu adam yüzünden karıştı geçen sene. Ya arkadaşlar bunları söyleyince kızmayın. Ben sizin iyiliğiniz için yaptığınız işte doğru yapın diye söylüyorum. Başkaları gibi yalakalık balakalık Peki. yap yapmam yapamam. Vesti kırılmadan göstereyim ben. Söylüyorum diye. yanlış yapıyorsunuz. Tamam hocam. Bu tip insanların ya İsmet Arzu'manla da çay içmiş, yoktur. Tanırım. Ya zaten çalışlarla. Ama benim iş işim ki. sistemle ilgili iş. değil. Tamam. Tamam. Ya adam gitmiş üç tane kulüpte menajerlik yapmış. Nasıl bir gözlemcilik yapar ya? Yarın bir gün onun münasebeti bunun bizim olmaz kardeşim. Gözlemcilik yapamaz. Bir Anladım. iki bir şey daha söyleyeceğim. Bir madde koymuşlar. O da yanlış. Bana geldi. Hakemlik yapan temsilcilik yapamaz. Hakemlik yapan temsilcilik. Yapar ya. Niye yapmasın? Bu adam sahanın içinden geliyor. Tamam. Emniyet güçleri yapıyorlar. Çünkü emniyet güçlerinin avantajı da var. Tabii. Yapsınlar. Doğru. Ama hakemler de yapsınlar. Çünkü onlar sahadan geliyorlar. Biliyorlar. Hatta yardımcı olurlar. Diğer temsilcilere de yardımcı olurlar. Bugün üç temsilci, dört temsilci oluyor. Hımm bir şey söyler size o acaba onun bir Acab mantıklı sebebi var mı vardır onu, o, onu vardır onu da söylerlerse bir şey vardır buradan aktarırız hocam. Evet. Belki Bunlar de bilgi verirlerse benim söyleyeceklerim. Peki hocam. Çağdaş hoca ne söylemiş? Bir de ona bakalım. bakalım. Gerçekten bugün canla başla mücadele etti çünkü takımı ee, zor da gerçekten işi de zor zor onu da söyleyelim kolay değil. ...oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az diyor çok büyük övgüleri hak ediyorlar. Birçok pozisyon yakaladık. Çok iyi gol fırsatları yakaladık. O Gökhan'ın bir direği var. Bir Sonda sen iniyordun aşağıya. Şurada şey taktırıyordun e, mikrofon. Ramazan son 30 bir dakika kala falan Ramazan Civelek çok önemli fırsat yakaladı. Muslera'dan da sıyrıldı dönecek yer bulamadı. Ama sen onu orada bir arkadaş ya. dedi ki bana ya duyuyorum bilmem nereye verseydi gol olur dedi onu görmedim. Dönemez abi orada. Göremedim. Dönemez. Onu bilmiyorum. Açısı yoktu artık. Ee, çok iyi gol. İnsanlar saygısızlık olarak algılamasın ama ...üç puanı kaçıran taraf biz olduk diyor Çağdaş Atan. Hocam, Çağdaş Atan'ın bugünkü maçtan sonra bütün konuşmalarına imzamı atarım. Hakkı. Net. Hakkı. Okan ne diyecek onu merak ediyorum. Okan Hoca'nın geldi mi arkadaşlar açıklamaları? Yeni konuşuyor. Tamam. Onlara hemen yayıncı ama bayağı uzun sürmüş ya. Ee, ya. Hocam ya işte bu yaz döneminde de 21.45 tabii doğal olarak Hı. hava çok sıcak. Ee, 21 21.45 olunca maç sonları, görüntüler, basın toplantıları falan ertesi güne bayağı sabaha sarkıyorsun yani. Bayağı uzun iş. 12'den sonra biliyorsun yayınlar gözler bantı yayınlanıyor hocam. Biz <laughs> de. <laughs> hocam bir ne vardı bugün? Dikkati çeken pozisyon var mı? Bir ekrana verin bakayım şeyi arkadaşlar. Önem mi veriyorsun? Yok yok grafiği yok mu bilgileri? Versin evet.